Alo Pelin, ben şimdi Gürdal Tosun sokağından girdim de sen bana bir daha bir konum atarsan binayı. Tamam canım, tamam, görüşürüz. Allah Allah, meşgul çalıyor ya. Hangi binaydı acaba? Bu çocuk beni mi takip ediyor ya? Kesin şimdi onu takip ettiğimi düşünecek. Kesin beni takip ediyor. Al işte düşündü. Ben şöyle arkaya geçeyim de rahatlasın. Durdu. Niye durdu ki bu şimdi? Niye durdum lan ben şimdi? Ayakkabımı bağlayayım bari. Allah'ım bunlar da bağlı. Of. Ayakkabılarını da bağlıyor. Kesin saldırı için güç toplayacak. Neyse ben önüne geçeyim de rahatlasın. Seni çalıştırırız sosyal. Sakin olun. Ya ben sizi takip ediyordum ya. He, sen beni takip mi ediyordun? Hayır. Dedim ki önünüze geçeyim. He, sen benim önümü kesecektin yani. Ya hayır, ıssız sokak ya. Baş başa kaldık. Fırsatını bulursam önünüze geçeyim. He, sen bir fırsat mı? Fırsat ismet. Ne yapacaksın sen bana? Allah'ım ben ediyorum ya. Ya oğlum biz sizin yüzünüzden sokakta yalnız başımıza yürüyemeyecek miyiz ya? Yok. İmdat! Bağırmayın ama niye bağırıyorsunuz lan? Ne oldu? Biz susalım. Biz zaten hep susalım. Siz bunu istiyorsunuz ama bu sefer başaramayacaksınız. İmdat! İmdat! Ne oluyor kızım burada? Ay oh, çok şükür. Bu çocuk seni rahatsız mı ediyor? Yok, rahatsızlık falan yok. Lan! Ben rahatsızım. Orası belli. Sus bakayım sen! Geç bu tarafa. Lan sizin yüzünüzden kimse sokakta yalnız yürüyemez oldu. Bu nedir ya? Eşkıya mısınız oğlum siz? Akşam vakti genç bir kız evine yalnız gidemeyecek mi? Teşekkür ederim amca. Rica ederim kızım. He? Bak seni salamla döverim ha. Ya amca ne dövmesi ya? Ben de kendisi rahat rahat evine gitsin diye uğraşıyordum. Ayol ne oluyor burada? Nurten, senin ne işin var bu saatte camda? Ne olmuş Nurten? Bu çocuk bu kızı rahatsız ediyormuş. Anlamam. Teyze sen ne ara duydun ya? İyi ki duydular. Duymasalardı ne olacaktı acaba? Evet teyzeciğim, bu kişiliksiz kişi beni rahatsız etti. Anam senin ne işin var bu saatte sokakta? Ben size soruyor muyum bu saatte ne işiniz var camda diye? Ama ben sana soruyorum Ayten. Kızım senin ne işin var bizim evde? Sen niye sürekli bizim evdesin? Senin evin barkın yok mu? Kusura bakma kızım. He? Aman enişte sen bir karışma, mevzuyu öğrenelim. Belki bir faydamız dokunur. Hayır, kız da güzel olsa... Ha dedim işte kahnem. Hayır yani, güzel olsam yaptığı haklı mı olacak teyze? Ya ben ne yaptım, ne yaptım? Çıldıracağım şimdi ama. Sus bakın. Bir çakarım ağzına izler kalır. Anam baban izler kalır. Ne? Hop gitti kafa. İşte ben onlarla sana bak gitti geliyorum da erkenden çıkma yoksa başıma neler gelecek. Tabii canım, en iyisi böyle yapmak. Saat 8:30. Tabii saat 8:30 olmuş, sen hala dışarıdasın. Ya dışarıda bu? Ya o ne demek teyze ya? Oldu o zaman biz hep evde oturalım, hiç dışarı çıkmayalım. Olur mu öyle şey? Vallahi ben çıkmayayım oluyor. Senin çıkmadın o bıyıklarından belli oluyor. Her gün neler okuyoruz gazetelerde. Neler görüyoruz televizyonlarda ama çıkmayacağım. La olur mu öyle şey? Asıl bunun gibiler çıkmasın dışarı. Ya olur mu öyle şey? Ben de mağdurum burada amca. Yani bunu kim yapıyorsa o çıkmasın. Allah onların bin belasını versin. Böylelerine var ya, öyle bir ders vereceksin ki... ...değil sokağa çıkma. Değil bak sokağa çıkma. Sokağa... Bak nasıl yükseldiysem hayal edemedim ne yapsak diye ya. Ne oluyor lan burada? He? Ne oluyor? La burada ne oluyor? Alın işte. Dayak da geldi. Ben anlatayım ne oluyor? Şimdi bu kız üniversitede okuyor. Geçen hafta sevgilisinden ayrılıyor. Ağlıyor, minibüse biniyor. İçim sapıtacak çünkü araba kullanamıyor. Bu çocuk da bu kızı minibüste görüyor ve beğeniyor. Ya durakta ininceler peşine takılıyor. Kız burada kuyruk salladıysa demek ki... O zaten Allah'ın emri. Mahalleye girinceler de lafı yapıştırıyor. Bakma sen kızın da hoşuna gidiyor. Tam kapçıklayacakken... Ben müdahale ettim. Ya bir durun, olayların hiçbiri böyle olmadı ya. Anlatın lan o zaman olay nasıl oldu? Ben anlatayım. Abi şimdi biz... Konuşma lan gevşek. Olay nasıl oldu onu anlat. Abi, şimdi olay şöyle oldu. Biz arkadaşla yanlışlıkla çarpıştık. Hayır, çarpışmadınız. Çarptın. Kızın rızası yok bu durumda. Kızın rızası olsa çarpışmıştınız. Ama sen çarptın.
Evet. Benim yorumlamam bu kadar. Sen utanmıyor musun lan bizim mahallenin kızına? Çatma ya, ha? Oğlum, oğlum abim bir soru sordu. Duymadın mı lan? Sen bizim mahallenin kızına... Sen bizim mahallenin... Abi soru neydi? Sen geç şöyle, geç 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 öyle geç öyle. Çam 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 çam. Çam çam, bak bana, bana bak, bana bak, bana bak. Böyle göz göze geldik, güzel oldu. Benim de hoşuma gitti bu. Şimdi ne yapalım biz buna? Biz buna ne yapalım biliyor musunuz? Biz buna böyle dünyanın hiçbir yerinde görünmemiş bir şekilde mahallenin ortasında... ...yükselince bulamıyorum ya. Biz bunu polise verelim. Polis olmaz, boş değilim. Soyalım çıplak. Arabanın arkasına bağlayıp sürükleyelim. Arabamız yok ki oğlum bizim. Doğru. O zaman benim arkama bağlayıp sürükleyelim. Gözünü kaşıklayalım. Avuçlayalım. Ya. Dövelim. Sövelim. Gömelim. Ya avuçlayaydı. Ay Allah Allah. Ne bileyim diri olan... Vurdu. Taşlayalım. Hadi o zaman bir an önce başlayalım şu işe. Hadi. Başlıyorum. Bence de kalacağım. Ne suçun yok ya? Şu kızı bakar mısın? Dibinden ben de zaten ya. Ne suçun yok ya? Ya ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz adama? Pelin. Metin. Metin. Biri bana burada ne olduğunu açıklayacak mı acaba? Ben anlatayım ne oluyor. Şimdi bu kız bu çocuğa kuyruk sallıyor. Tam kapçıklanacak gel. Ben müdahale ettim. Ya bir susun ya. Olaylar hiçbiri böyle olmadı ki. Ya sen nereden tanıyorsun bu çocuğu? E Metin işte bahsettim ya, o da bize gelecekti. Ne? Allah'ım, Allah'ım çok şükür sesimi duydun. Siz yine ortalığı karıştırdınız değil mi? Ne yapayım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bizim mahallenin kızı değil misin? Yok. Hangi mahallenin kızısın sen? Ben aşağıki mahallenin kızı oluyorum. Aa, oraya Şişli'ye bağlı. Ora bizim yatçısınlarımızın dışında kalıyor. Hı. Alen oraya üstten bakıyor. Şimdi şu çıktı, onu arayacaksın. Bizlik bir şey yok. Biz kaçıyoruz o zaman. Oldu, iyi günler. Sen de bu tüpü al lan. Bobros, piknik yaparsın. Abi kurban olayım sana ben abi. Pelin kızım, niye eşkalini vermiyorsun arkadaşlarına? Az kalsın biz de bunu domuz bağıyla bağlayıp kafasına yaş odunla vurduktan sonra cesedini küçük parçalar halinde torbalara koyup denize atacaktık. La buldum ya la. Yükselmedim ya. Ya Bülent amca ne eşkali Allah aşkına, ne saçmalıyorsun ya. Ay ya beyefendi, Allah'ım çok özür diliyorum. Ben çok özür diliyorum. Bir yanlış anlaşılma oldu herkesin göz önünde. Ama şimdi yani biz de kime güveneceğimizi şaşırdık tabii. Yo yo, önemli değil. Heh. Ben zaten sokakta kadın görünce çok korkuyorum. Ne? Ha? Yani onlar rahatsız olmasın diye korkuyorum. Heh, tamam neyse, hadi bize geçelim, konuşuruz. Metin oğlum kusura bakma ya, vallahi Bülent bakkal her zaman burada. Al bir tane elma vereyim. 5 lira. 5 lira mı? Şaka şaka, 2 lira. Amca gözünü seveyim, al şu 10 lirayı. Unut beni ya. Bu neymiş ya? Arkadaşlarmış ya. O zaman niye Hurtuz'u velveleye veriyor ya? Nurten, pamuk elma gibi onlarını da götürdüler. Dur, ben bir bakayım onlara. Sen takılmadan çıktın mı kız orada? Ya çıktım vallahi. Ya sizin akşam vakti camda ne işiniz var ya? Lan ben demedim akşam vakti camda durmayın diye. Vallahi billahi eğer sizi benim canla görürsem akşam vakti, andolsun ki mahallenin ortasında... ...yükselince bulamıyorum ya. Bükremin abi. Saygılar abi. İyisin, iyi. Hürmetler koçum. Seviyorum lan bu semti. Aynen. İnsan memleketini neden sever? Soru işareti. Başka çaresi yoktur da ondan. Bitti. Bir filmde görmüştüm bro. Kültürel olmak güzel bir şeydir, virgül. Bizimki de o hesap yani, ayıkıyor mu? Sep bizim yani. Nokta. Oğlum sen iyice deli ettin ha kendini, manyak mısın lan? Okula gidiyorum, dil bilgisi. Bitireceğim bu sene liseyi. Oğlum bak, semti de çok boşluyorsun ama sırt bu yüzden ha. Merak etme abi. Sen bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Ha böyle zırtolar gelince de ayağa kalkmalıyız ha. İşte şöyle. Gel 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 böyle, gel böyle, gel 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 gel. Gel, evet. Gel canım, gel gel gel. Gel bir adım daha gel bana. Gel, heh, şimdi çöp. Çöp lan. Bakıyorum ama. Bak göz temasını kesme benimle, tamam mı?
Siz şimdi ne yapıyorsunuz lan böyle kızlı erkekli? Biz okula gidiyoruz abi böyle kızlı erkekli. Sen utanmıyor musun lan bizim mahallenin kızıyla okula gitmeye? Yo, utanmıyorum. Nasıl utanmıyorsun lan gevşek? İyi misiniz? Acı seviyorum. Bana bak. Hadi sen yürü doğru eve gidiyorsun. Sen bizde kalıyorsun Berk Efendi. Ya Berk Efendi ne ya? Kızla erkekle okula da mı gidemeyeceğiz? Tamam kız, merak etme. Delikanlı adam sırt tutar. Hadi yürü. Hadi yürü. Abine söylemeyeceğim. Hadi. Benim abim yok bir kere. Hadi ya. Neco, not al. Bundan sonra senin abin biziz. Alıyorum abi. Birader kahverengi saçlı, maviş gözlü, uzun boylu kadın cinsiyetinde bayan. Ya benim adım var, adım. Bir anlamı yok bizim için. Yüz tanıma sistemi var bize, biliyor musun? Yüzsüz ya. Bak sana bağırmıyorum, sesimi inceltiyorum. Niye? Çünkü kadınsın, evet. Bana bak oğlum, bizim semtin kızının yanına erkek yanaşamaz lan, anlıyor musun? Abi bu kız İTÜ makinede 2000 erkekle okuyor, farkında mısın ya? Oğlum. Lan, lan oğlum, mantık çerçevesinde haklı haklı konuşup bizi boşa çıkarma lan. Bak seni bir daha bu kızın yanında görürsem yemin ediyorum kırarım ha. Neyi? Gevşeye bak, bir de detay mı vereceğiz lan? Ya, ya tamam, yok bir sakin olun ya. Oğlum bak, bak, bak. Seni bir daha bu kızın yanında görürsem vurur vurulurum, ölür öldürürüm, yakar yıkarım lan. Senin alt dudağını ısırırım oğlum. Sapık mısın lan sen? Hı? Onun acısı başka olur, biliyor musun? Neco, bak. Tövbe tövbe Neco. Neco kendine gel. Bana bak, sen akıllı adamsın. Semtimizin okumuş çocuklarından birisin. Bundan böyle hafta içi okula gideceksin. Hafta sonu buraya delikanlılık stajına geleceksin, anladın mı? Anladım abi. Güzel. Bundan sonra biz senin abininiz. Neyniniz? Albininiz. Abininiz? Çoğul olaraktan abi. İki kişiyiz yani. Çoğul bu mu şimdi? Ha bu ne oldu? Beğenemedin mi lan? Ha beğenemedin mi oğlum? Yok beğendim kalk, ya. Ayağa kalk, ayağa kalk. Ayağa kalk lan. Oğlum lan bu pantolon ne lan tayt gibi? Lan oğlum lan. Bunun desenlisini, renklisini, geyiklisini, fosforlisini kızar giyiyor lan. Fosforlisini? Abi kafiye bozulmasın diye. Kafiye ne lan? Kafiye, cümlelerin sonunun birbirine benzemesi için gösterilen çaba ve veya çabalar bütünü. Bana bak, şimdi sen üstünü başını değiştirmeye doğru eve gidiyorsun, hadi. Doğru eve gidiyorsun ha. Ben ne dedim? Yanlış eve gitmesin diye diyorum ha. Neco sen var ya, bir tık uzatıyorsun ha. Doğru söylüyorsun, ha. Doğru söylüyorsun. Lan bana bak, bugün gelmezsen yarın bulur döverim seni ha. Duydun mu beni? Duydum abi. Hadi şimdi kaybol. Tamam abi. Kaybol lan! Ya tamam. Kıprak. Ne oldu abi, senin elinde bir şey vardı, ne oldu? Bitti, oraya alayım mı? Nasıl bitti, oraya alayım mı? Bunsuz havaya giremiyorum, biliyor musun? Fark ettim, fark ettim. Sonuçta sen, semtin namusu bizden sorulur, öyle değil mi? Abisi biziz oğlum bu tarafa. Abi. Necmiye. Saygılar abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne işiniz var lan benim kız kardeşim yanında? Fırat, Gökhan. Abi, Fırat'ın sana söyleyeceği bir şey varmış abi. Aynen abi. Abi, şöyle olunca... Ne olunca? Şeye gitti. Neye gitti? The person ya, o kadar ne tükene. Ne diyorsun oğlum? Oradan çıktı, olay havada kaldı. Konuşsana lan göbelek. Abi, Fırat da ben. Abi, bunlar Gökhan'la sevgiliymiş, ben bu ikisini yakaladım. Buraya getirdim, beraber döveriz Ziya abi. Oğlum ne diyorsun, yengem o benim. Sen adam akıllı söyleyeceğini söylesene. Oğlum sen, sen ne hain adammışsın lan. Yapılır mı lan böyle adamın kız kardeşine? Oğlum ne ayaksın lan sen? Söylesene, adam ol biraz, erkek ol lan. Necmiye ne diyor bunlar? Hay ben senin erkekine tüküreyim be. Bunlar ne diyor? Abi biz... Evet. Abi... Evet. Şey, abi biz Fırat'la sevgiliyiz. Fırat doğru mu lan bu? Ne bakıyorsun oğlum? Fırat diyor, Fırat. Cevap versene, biraz erkek ol ya. Doğru abi beyler. Bak hele bak. Ne diyor ki doğru? Lan ya. Ne gülüyorsun oğlum? Sen gülüyorsun lan. Kendime diyorum abi. Kendime diyorum. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun oğlum?
Lan ne oluyor burada lan? He? Neco, bir tık korkutuyorsun beni Neco dur. Lan oğlum sizi ezerim, geçerim lan. Oğlum siz benim kız kardeşim lan. Nasıl oluyor lan böyle bir şey? He? Ne abi, ne abi? Sen git istersen. Bana bak. Sen git. Sen git. Siz burada kalın lan. Siz burada kalın. Semtin Asi çocuğu geldi. Şş, yakışıklı olmuşsun ha. İyi zamana denk geldi, şimdi ilk dersini alacaksın. İyi seyret. Berk, bak hele bak. Bu Fırat benim kız kardeşimle görüşürmüş. Olabilir yani. Nasıl olabilir lan? Aa şey, lan olamaz. Siz semtimizin kızı, hem de Necu abinin kardeşine hayırdır lan? Hayıra bayırdır kardeş. Ayıktırayım. Oğlum salak salak konuşma ne olur. Lan mümkün lan mümkün. Lan adını verdim şöyle bir dur ya, ne olursun ya. Şimdi Berk, bak sen ilk dersin. Bizim bu arkadaşa bir ceza vermemiz gerekiyor. Sence buna ne yapalım? Şey yapalım abi. Önce bağıralım, sonra çağıralım, sonra gönderelim, rencide edelim, gitsinler. Ben arkadaşı mantık çerçevesi içinde düşünce çok şey buldum. Ben sana katılıyorum ama bence önce bunu sağlam bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Neco, Neco bak sen hep kaostan besleniyorsun. Yapma. Yapma Neco. Oğlum, oğlum siz yürek mi ediniz lan? He. He? He. Lan oğlum Gökhan, ben seni kaç kere dövdüm? 8-10 kere dövdün. He. Seni bir kere daha dövmemi istiyor musun? Hadi beni döv ya. Hadi beni bir gaza getir ya. Bana bir vur ya. Yemin ediyorum kendimi görüyorum bunda ya. Ya. Oğlum bak, seni ezelim mi şimdi burada? He? Adam bir şey soruyor. Adam bir şey soruyor. Cevap verin lütfen. Cevap verin lan! Adam bir şey soruyor oğlum. Beni delirtmeyin lan burada. Deli etmeyin lan beni. Bak, bak çalarım oğlum kendimi lan. Görüyorsun değil mi? Gelişimi görüyorsun değil mi? Var bir şeyler, var bunda. Süper. Bak hele bak, hala suratıma bakıyor. Oğlum Fırat, seni ezerim lan. Seni ezer geçerim oğlum. Sen nasıl benim kız kardeşimden görüşürsün lan? Oğlum bak burada evet, çok büyük kavga şey çıkar. Çok sinirliyiz ha. Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Hayatım senin ne işin var burada? Hayatım. Adam ne oluyor burada? Abla hayatım derken? Ana mahalle kavak yerlerine döndü ha. Ne oluyor lan burada? Ne demek? Lan hayatım, bir dakika, hayatım. Bir dakika lan, bir dakika dur. Necmiye beni çağırdı, ben koşarak geldim. Koskocaman adamlarsınız, yakışıyor mu gülüm? Hı. Oğlum hayatım falan ne demek lan? Biz de bu sattık çocuğuyuz. Biz de bu sattık çocuğuyuz lan. Tamam, bir sakin ol. Nereye sakin ol? Doğru mu söylüyor lan bu Serkan? Fırat, ablasının gülü. Bak öyle değil, ablam, canım benim. Şimdi ben Seko'yla ablam. Yo, gayet de sevgilisiniz siz de. Oh be! Ana! Oğlum sen ne biçim adamsın lan? Vay be! Abi dedik bağrımıza bastık. Kıyak abiymişsin lan Seko. Seni var ya, bitirdim oğlum, bitirdim seni. Abiler kurabiye oldu. Belli. Ha, ha, tamam oğlum, sen ne araya giriyorsun lan? Sen ne arayayım? Ben tamam, sinirlen. Ablam, ben sinirli, ben yapacağım. Ablam, tamam. Tamam ablasının gülü, yeter. Lan oğlum lan, siz bak çok oldunuz ha. Hele Seyko'ya, siz nasıl abi demirsiniz lan? Gel buraya. Tamam, ne gel buraya. Sen de konuş lan, sen konuş lan. Aa, o ne ya öyle? Oğlum, adama niye vuruyorsun lan? Ben çok derginim şu anda, kafam karıştı benim. Lan oğlum, lan benim çaylağıma vurmayacaktınız lan. Lan benim çaylağıma vurmayacaktınız oğlum. Gel lan buraya. Ece, tamam. Gel lan buraya. Abi, lan buraya. Yeter, yeter! Ne oluyor lan? Lan bu ne senmiş lan böyle? Bu neymiş lan? Tamam abisin, abimsin anladık ama yetti de artık. Bak ben Fırat'ı seviyorum, o da beni aynı şekilde, anlatabiliyor muyum? Serkan abi de Funda ablayı seviyor, Funda abla da onu aynı şekilde. Ya bir bırakın, bir salın la bizi. Biz istediğimizi yaşayın la. Bizim abi korumasına ihtiyacımız yok aga. Ope! Helal olsun sarı kızım. Necu abi, haddim değil ama sevenleri ayırmak delikanlılığa sığmaz be abi. Ablam kırma çocukları. Doğru söylüyor be Necu, izinler gitsin ya. Allah Allah. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum.
Tamam lan. Bazen elini tutabilirsin. Sadece hafta sonları. Fırat. Ne Fırat lan, ne Fırat? Oğlum sen deli misin lan? Deli misin oğlum sen? Bir sakin olsana ya. Ablam ne diyorsun? Ablam benim her şeyimdir. O ne isterse o olsun. Tamam, hafta sonları sizle de. Ulan kimse sarılamadı, gel biz sarılalım. Bak seni nasıl dövdüğümü gördün. Tamam, bundan sonra sana biri karışırsa bana geleceksin. Ne? Bu tokat sana referans olsun. Tamam. İyi, hadi anam, olaysız dağılalım o zaman. Hadi çocuklar. Hadi, hadi yavrum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gökhan. Gel la, gel. Gel. Gel oğlum, gel. Oğlum senin derdin ne lan? Hep atarlı, hep giderli, hiç geri vites yok. He? Senin sıkıntı ne oğlum? Abi ben az önce anladım ya. Herkesin manitası var mahallede, bir benim manitam yok ya. Ben manita yapacağım ya. Hadi bakayım, hadi. Koş. Doğru oğlum, adam haklı. Enerjisini arayacak bir yer lazım, yok. Doğru söylüyorum, bir manitası olsa böyle olmaz değil mi? Olmaz. Seko Başkan. Hı. Ben şimdi kız kardeşime izin verdim ya. Ha. Acaba diyorum bu delikanlığa sığıyor mu? Oğlum senin yaptığın az önceki hareket var ya, delikanlılığın en yalın haliydi lan. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum. Raconu bozmaz değil mi? Bozmaz lan, rahat ol. Raconun özü bu. Semt abiliği falan. Oğlum abinin kralısın la sen. Tamam, sensin ya, Allah Allah. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. O zaman Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kız kardeşin Sedef'e kendime istiyorum. Verin mi? Verdim gitti lan. Allah'ım seni! Sen Allah'ın adamı, sana bak kurban olayım ha! Lan dur lan, ne yapayım? Oğlum manyak mısın? Onu bırak artık o elindekini ya! Bana öyle oğlumun oğlumu konuşma. Bundan sonra ben senin eniştenim ha. Ben sana enişte demem oğlum milletin içinde. Diyeceksin oğlum. Demem lan. Hadi beni yakala. Oğlum seni hadi beni yakala. Gel lan buraya. Neyin var Neco? Yok bir şey. Neyin var lan? Yok bir şey diyorum ya. Bir daha sormayacak mısın? Neyin var oğlum? Yok bir şey. Neco sen bir tık kafa açıyorsun ha? Ya şimdi reis nasıl desem bilemiyorum. Deme oğlum o zaman, deme ya. Ama demezsem de içimde kalacak. Neco bir tık yoruyorsun beni be. Tamam tamam. Şimdi reis, sen kız kardeşin Sedef'i bana verdin gitti ya. Verdim de daha gitmedi kardeşim. Ben sadece sizin konuşmanıza izin verdim, o kadar. Heh. Heh. İşte bunu Sedef'in de bilmeye hakkı var diye düşünüyorum. Sedef'in haberi yok mu lan? Ben önce senden izin alayım deyiz. Öteki türlüsü delikanlığa ters biliyorsun. Ulan o kadar haklısın ki kızamıyorum ha. Şimdi Sedef birazdan gelecek de ben onunla bir konuşsam. Tamam konuş ama sadece 3 dakika. 5. Neco. 4. Neco. 3. Ben ne dedim? Senin dediğine geldim. Zaten aramızda 3'ün 5'in lafı olmaz, öyle değil mi? Öyle. Neyse ben bari olmayayım lan burada sen konuşurken. Bülent abi bana bir soda aç, sade. Sana ben kurban olayım ha. Sana ben kurban olayım. Ne var, niye çağırdın Neco? Soru işareti. Ne? Bak yine. Üf, konuşmayacaksan gideceğim ya. Nurten teyze maniküre bekliyor zaten. Tamam, tamam, tamam. Dur 2 dakika, dur. Şimdi Sedef, biliyorsun ki insanların birbirine karşı yakınlık ve bağlılık göstermeye yönelten bir takım içsel duyguları vardır. Mesela sevgi. Ha işte o şimdi sevgiyle başka bir insan böyle karşı karşıya olduğunda. Hı hı. Şu anki gibi. Hani böyle midesinde böyle tırtırlar uçuşur ya. Kelebek olmasın. Neden olmasın? Çok mantıklı. Sonuçta her tırtır bir gün kelebek olacak, öyle değil mi? Öyle mi? Ne diyorsun, hiç anlamıyorum. Ya işte hani diyorum birini böyle seversin de diyemezsin ya, onu diyorum. Onu diyorum. Bak ben diyorum ama sen diyemiyorsun ve ben gidiyorum Neco. Benimle lan ben. Ne? Seviyorum biliyor musun?
nereden çıktı ya Neco? Ne alaka şimdi? Allah Allah! Bir kere biz seninle ayrı dünyaların insanlarıyız. Ama aynı mahallede oturuyoruz. Ama benim kalbimin ikametgahı başka yerde. Tamam, buraya aldıralım. Bizim tanıdıklar var muhtarlıkta orada. Ne? Soru işareti. Ne? Ünlü. Sedef ne diyorsun? Yoksa başka biri mi var? Evet, var. Sedef Gökhan'ı seviyorum. Kız, ben size söylemeyin demedim mi? Dedim. Şimdi olay şöyle oluyor. Bunlara geçen burada buluşuyor. Sedef Gökhan'a diyor ki sevgilim var mı? Tabii erik gibi olan kaçırmayacak. Gökhan da buna diyor ki yok. Sedef de diyor ki ok. Yaklaşıyor çocuğa. Tam kan çıkmayacakken. Ben müdahale ettim. Ya yok böyle bir şey. Uydurdunuz bunu şimdi. He olsa iyi olurdu. Çocuk diri. E bak kız, öyle bir şey yok diyor. Ya var Neco, var da böyle olmadı. Ben seviyorum Gökhan'ı. Senle benden olmaz be Neco. Yani ne bileyim, senle ben işte ıslak banyo terliğiyle çorap gibiyiz. Ama onlar hep kavuşur. Kavuşuyor da hep sıkıntı oluyor. Yani şimdi sen beni sevmiyorsun. Bu anlama mı geliyor? Anlayana geliyor. He? Buna gelmiyor. Sevmiyorum Neco. Çare gelmez. Üç dakika doldu Neco. Neco, üç dakika doldu. Neco. Neco. Neco, kadraja mı giremiyorum, anlamadım ki. Neco, Neco, Neco. Ben onun ilacını biliyorum ya. Yedim seni Gökhan. Ne diyorsun oğlum, ne Gökhan'ından bahsediyorsun lan? Gökhan yok mu ya, şu çenesi geride tavşana benzeyen çocuk? Ya yok mu ya? Dayak hırsızı yaptınız. Çocuk herkese atar yapıyor. Ha, o mu ya? İşte abi, Sedef ona karşı bazı hislerini kontrol edemiyormuş. Oğlum Gökhan nereden çıktı lan? Bütün mahalleyi sevdireceksiniz lan en sonunda bana. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Tam zamanında geldin. İnşallah bu girişin çıkışı olur evlat. Bizde çıkış hep var Bülent abi. Cam gibiyiz bu hayatta. Bizi kıranı keseriz evelallah. Bu çocuğun son sözleri ne kadar güzel oldu ya. Hadi hayırlısı olsun inşallah. La Gökhan, bu semt içimize dar oğlum. Darsa bir beden büyüğünü vereyim derdim ama hayırlı bir iş için buradayım. Bak hele bak, bir yüzünde gülücük var, bir elinde gülücük var. Görür mü? Gülü seven dikenine katlanır. Bak katlandım. Yemin ediyorum bu çocuk kendini her gün biraz daha geliştiriyor ha. Ama bu dayak yemesine engel değil. Tamam, işin bitsin beni döv ya. Bana bir vur, beni bir gaza getir ya. Yemin ederim rahatsız bu çocuk ya. Bizden rahatı gevşektir Bülent abi. Ne diyorsun oğlum sen lan? Ne diyorsun? Rahat edemediysen başka yerde istirahat edersin diyorum Neco. Hadi gel bakalım lan. Hadi gel buraya. Hadi gel. Gel. Hadi gel. Oğlum bir tutun lan. Bana bak. O kız sana gelmez Gökhan. Gerçi Neco öyle gelmedi ki ben bu durumdan çok şikayetçi değilim. Nasıl ya? Neco benim sevdiğim kıza mı yürüyor? La bak hala nedir ya? O kızı ilk ben gördüm oğlum. Reis, bana bir müsaade et. Ben şu tavşanı bir sektireyim ha. Ay yapmayın. O da birinin çocuğudur, yeğenidir. Ya ezmeyin oğlan, diridir. O elindeki çerez değildir Ayten. Şunu yiyip durma. Bir dakika ya, siz kimden bahsediyorsunuz? Kız kardeşim lan işte. Sedef. He, bacısı. Ya bak, bana bakın. Sevgiye hürmet dedik, mahalle dallasa döndü lan. Ne yapsınız oğlum siz? Sen Sedef'i mi seviyorsun lan? Yok abi, oğlum. Yok abi, ben Sedef'i sevmiyorum. Başkasını seviyorum ya. Ne demek başkasını seviyorum lan? Ne demek lan başkasını seviyorum? Sen nasıl Sedef'i sevmiyorsun lan? Ne diyorum lan ben? Sedef! Abi! Doğru mu kız bu? Doğru abi. İki defa göz göze geldik. Birinde günaydın, birinde iyi akşamlar dedi. Demedin mi lan? Oğlum siz beni iyice delettiniz lan. Oğlum sen kimi seviyorsun lan? Kimi seviyorsun lan? Abi ben Pelin'i seviyorum. Lan Pelin kim lan? Bu ilk skeçte buradan çıkan kız var ya. Ben ona inceden yanım. Ben? Oo, bak bak bak. Bu kız ne olacak şimdi? Ben? Bacımsın. Bacına tüküreyim. Gir lan içeri. Ben seninle sonra konuşacağım. Ben yiyeceğim. Allah'ım sana çok şükürler olsun. İki nokta parantez. İki nokta parantez. Oğlum ben manyak oldum lan. Ben manyak oldum. Biri bana anlatsa bu mahallede ne oluyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika.
Şimdi durumu anlıyor ve hemen özetliyorum. Şimdi Nurten beni seviyor. Ben Nurten'i bazen seviyorum. Ayten herkesi seviyor. Ama kimse Ayten'i sevmiyor. Neco Sedef'i seviyor. Sedef Gökhan'ı seviyor. Gökhan burada olmayan gıyabında konuştuğumuz Pelin'i seviyor. Buraya kadar her şey tamam mı? Tamam. Buraya kadar anlatacaktım zaten ya. Bir dakika. Çemberin ucu açık kaldı. Peki Pelin kimi seviyor? Alo. Pelin. Ya benim navigasyon saçmaladı da ben gece konuda falanım. Hala bakkal var burada ya. Senin ev şu saçma tiplerin çaprazında mıydı? Tamam bekliyorum. Okey aşkım. He? Çember kapandı. Aşkım mı? Çare gelmez. Hanımefendi, epilasyon istemiyorum. Yeter, anayıp durmayın beni ya. Sen kimsin lan şuradan? Bana mı seslendiniz? Bak bak, dayak yememek için deli taklidi yapıyor ya. Efendim, gel. Anlamıyorum sizi. Gel gel, ben anlatacağım sana. Gelsene sen Azmi bana. Gel abi, gel. Gel abi, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, şuraya. Tamam, göz temasını kaçırma. Sayırdır kardeş. Sen ne diyorsun burada? Ben anlatayım ne diyor. Şimdi bunlar Pelin'le aynı okulda okuyor. Gel zaman git zaman bir elektrikleme oluyor. Zaten bunlar elektrikleme bölümünde okuyor. Karşılıklı aşıklık olunca ben müdahale edemedim. Doğru mu lan bu? Doğru mu oğlum? Doğru. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz ya? Aytunç ben, merhaba. Acılı Necu. Pitbull Seko. Bakkal Bilo. Acımadı mı lan? Arsız Göku. Memnun oldum Arsız Bey. Şimdi biz buna ne yapalım burada? Ha? Biz sana ne yapalım? Söyle ne bakalım. Yapalım lan sana? He? Siz onu bana bırakın ya. Oğlum benim adam. Bir pot de kalan. Oğlum bir salla. Oğlum bir salla. Oğlum bir salla. Tamam bırak. Bu ne ya? Bir yerden sonra acıyacak mı bu? Karıştırdınız değil mi? Ne alakası? Pelin. Sen kimsin be? Gökhan ben, memnun oldum. Hayatımda ilk defa memnun oldum. Ben memnun olmadım. Ne yapıyorsunuz siz sevgilime şu an acaba? Yüzüme tükürüyorlar. Müsaade ederseniz nişanlımı koluma takıp gidiyorum ben. Dur dur. Hele biz onu bir kolumuza takıp mahallede 3-5 tur attıralım ondan sonra gidelim. Neco, Neco, Neco. Duydun oğlum, adamlar nişanlıymış lan. Hem aileler onay vermişse bize ot yemek düşer. Abi ama Gökhan'ın deşarj olması açısından... Ya Neco tamam, uzatma. Pelin bacım tamam, siz gidebilirsiniz. Siz onun tadını sevdiniz sanırım. Siz de kalsın. Nişanlılarmış ya. E o zaman niye ortalığı velveleye veriyor ya? Nurten. Oğlanın tadı kaçtı. Dur ben şunu teselli edeyim. Sizin akşam vakti camda ne işiniz var ya? Bin kere söyledim şu... Ya aman Bülent abi, tamam ya, of. Zaten mahallemizin kalbi bugün yeterince kırıldı. Bir de sen derman olmayacaksan fermana gerek yok. O zaman ben bir soda getireyim de belki hazımsızlığa iyi gelir. Gömlek yeni mi lan? Ha abi ya, köşede giydim ya. İzleri duruyor. Tamam oğlum, siz de üzmeyin lan bu kadar kendinizi. Diyeceğim de gönül yarası bu. Ovalamakla geçmez ki. Doğru diyorsun reis. Bizim çaremiz belli. Gökhan, beni bir çaldırsana. Çare gelmez ağlamaktan, ayrılık hep kırmaktan. Ya abi sen böyle ayakta dikilince benim konsantrasyonum bozuluyor ha. Benim hoşuma böyle gidiyor belki. Allah Allah. Bak, buna ne derler biliyor musun? Totem. Bak şimdi, attığın hiçbir zar boş gelmiyor.
Hop dübeş. Ulan Neco var ya, Mars'a giden ilk Adanalı sen olacaksın ha. Sen zar tutuyorsun ha. Bu ellerle mi lan? Ha? Bu ellerle mi? Oğlum ben zarı zor tutuyorum lan. Ne oldu lan? Ne? Ne oldu? Ağlayacaksan oynamayalım. Allah Allah. Ben bir tek doğduğumda ağladım ha. O da hiç güzel. Zaten hatırlamıyorum. Mahallede hiç aksiyon yok ya. Aksiyon? Aksiyon? Aksiyonla giden kişi veya kişilerin karşılaşmaları sonucunda oluşan sürtüşme ve veya macera biçimi. Aksiyon olmasın o. Neden olmasın? Güzel. Oğlum sen ne olsun istiyorsun ya? Ne güzel rahat rahat oturuyoruz burada. Allah Allah. Acı seviyorum, bilin mi? Sen acı sevmiyorsun Neco. Sen acıdan besleniyorsun. Vallahi bak. Gökhan, o elindeki sopa ne lan? Bir dinleyicilerin sopa istemiş abi. Bir porsiyon yedirip geleceğim. Aa, aksiyon çıktı bana. Ben de geleyim mi lan? Yok ha? Abi, mesele şahsi ve derin. Aa, aferin. Zaten delikanlılar işlerini de tek başına halleder. Dikkat et ama. Biz dikkat etmeyiz abi. Dikkat çekeriz. Gördün mü? Postayı koydu gitti. Ulan var ya, gençleri böyle gördükçe geleceğe dair umutlarım böyle tekrardan yeşeriyor. Ha böyle gençleri görünce de benim bütün ümitlerim suya düşüyor ha. Bak bak. Şu tipe bak. Berk gel hadi gel. Gel hadi gel. Aramıza gel gel. Gel. Tesbih nereden lan senin? Tesbih kullanmıyorum ki abi ben. Nasıl yani? Bıraktın mı hiç mi başlamadın? Arkadaşlar birkaç kere uzattı da almadım abi. Bak hele bak. Arkadaş kurban olmuş görün mü? Tut bakayım şimdi. Abi tut. Yapma beceremiyorum ben ya. Lan tut. Hadi çalıştığımız gibi. Salla. Salla lan. Olmuyor abi. Oğlum tespitte hata olmaz lan. Bana bak git üstünü başını değiştir gel. Stajdan bütünlemeye kaldın. Hadi. Yine mi ya? Bana dur. Ya bana tamam dur. Ya, tamam lan. Ya. Hayvan lan. Gevşek seni. Abi yemin ediyorum gençlere çok güzel örnek oluyorsun ha. Tabii lan sayemizde mahallenin delikanlılık seviyesi bir tık yukarı kalktı. Güzel. Gökhan, ne oldu oğlum? Zobanın yarısı nerede lan? Belliki yemiş. Günaydın Bay Jacob. Sütünüzü ve gazetenizi posta kutusuna bırakıyorum. Ne diyorsun oğlum? Karın tadını yine çocuklar çıkardı. Bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Bu habere en çok çocuklar sevindi. Reis bunu pis dövmüşler, kafa gitmiş ha. Oğlum var ya bir keresinde benim de başıma böyle bir şey geldi. Aynen böyle oldu ama. Ne gelmişti? Zigon sehpa. Çocukken mi? Yok lan geçen ay. Ha onları yüksek yapıyorlar tabii doğru diyorsun. Gökhan. Gökhan. Gerçi bak bununki böyle daha çok tuğlaya benziyor abi ya. Ha nasıl yani? Yani semptomlar onu gösteriyor ha. Semptom? Tıpçada belirti demek. Oğlum direkt belirti desene lan o zaman. Abi olmaz. Hastayı ürkütmemek gerekiyor. Mesela ölen kişiye de öldün demiyorlar. Eks oldun diyorlar. Eski sevgiliye de öyle mesela. Eks sevgilim. Yani sen benim için öldün hesabını anlat. Neco sen biraz daha baş yaparsan ben seni kendi eksenin etrafında bir türlü bir güzel döndüreceğim ha. Haberin olsun. Tamam tamam tamam. Gökhan. Gökhan gel oğlum. Gel. Gel şuraya otur. Otur Gökhan. Otur oğlum. Hayırdır gençler? Gel gel Bülent abi. Gökhan'ı benzetmişler. Kime benzetmişler? Buz devrindeki side. Rezalet boka bastık. Hakikaten bayağı benzetmişler ha. Aman Bülent abi dövmüşler işte çocuğu ya. Lan dövmüşler desene o zaman. Allah Allah. Gökhan. Gökhan, iyi misin oğlum? Hiç iyi değilim. Yalıma mazot bile alamıyorum. Ana, gerçekten iyi değil. Kendini Banu Alkan sanıyor. Ben bir su dökeyim, geliyorum. Abi sırası mı şimdi ya? Oğlum çocuğun yüzüne su dökeceğim ayılsın diye. Allah Allah. Ne oluyor lan? Neredeyim ben? Heh, heh. Kendine geldi. Gökhan. Gökhan, ne oldu oğlum sana? Beni dövdüler abi. Seni dövdüler mi? Seni dövdüler mi? Lan oğlum neden söylemedin? Geçen gün abi beni dövdüler dediğin zaman dün meleklerin elinden götürüp aldım telime. O ben değilim abi.
Oğlum sen bizi niye çağırmıyorsun dayak yiyorsun madem? Kim dövdü lan seni? Kıl kuyruk Aytunç ve adamları. Bize Pelin'in nişanlısı Aytunç mu? Onlar ayrıldılar abi. Adam pisliğin teki çıkmış. Oğlum sen de öyle şimdi bal dök yala değilsin Gökhan'cığım. Aman bile tabii bir dur ya. En sonra ne oldu? Ben de 25 kişi, sen de 15 kişi. 15 kişi. Oğlum deli deli yapma lan kendini. Deli deli yapma kendini. Sen 15 kişiden dayak mı yedin lan? Ne yapayım abi? Rekorum 13. Herkesin aklındaki soruyu soruyorum. Seni niye dövdüler? Hiç sorma abi ya. Tamam, unutalım gitsin. Oğlum siz benim sabrımı mı sınıyorsunuz lan? Anlatsana lan olay nasıl oldu? Ben anlatayım nasıl oldu. Şimdi bu kuyruk Aytunç'la Pelin ayrılıyor. Gökhan bunu öğrenince balkon güzelimiz Pelin'e DM'den yürüyor. DM ya. Oo. Sen niye çöküyorsun oğlum? Sen yazmadın mı bu skeci? Tamam, devam et. Aytunç bunu öğreniyor ve sinirleniyor. Sinirlenince bunun gözü kararıyor. Acaba kör mü oldum diye endişeleniyor. Sonra bizim bu beyti gibi oğlanı arıyor. Diyor ki gel hele diyor, dövüşeceğiz diyor. Gökhan da bunu duyuyor, atlıyor, gidiyor. Buluşma noktasına gelince... O kürdanın adamlar bunun gelişine bir yapıştırıyor. Tabii haliyle gelişiyle gidişi bir oluyor. Hele işler böyle olunca... Hiç bana bakma öyle oğlum. Benim bir durum yok burada. Ulan Aytunç, ulan Aytunç, bizim mahallenin çocuğunu kim dövebilir oğlum? Ben dövebilirim. Ben sıkabilirim. Ben karışmayabilirim. Agresif insanlar sonuçta. Ruj mu sürüyorsun lan sen? Aa yok, lipstik. Lipstik? Abi lipstik, bu çatlayan dokuları yumuşatmak için kullanılan bir çeşit mayası. Lipstik diyorlar. Telaş yok, nemlendirici. Semtin Asi çocuğu geldi. Oğlum Berk ya, şu yersiz gelişlerin beni benden alıyor ha. Hayırdır abi, mevzum var. Berk bak hele bak. Ha bu kıl kuyruk Aytunç ve adamları bizim Gökhan'ı benzetmişler ha. Kime benzetmişler abi? Lan oğlum dövmüşler işte çocuğu ya. Abi biz şimdi bunlara ne yapalım? Siz o işi bana bırakın ya. O işi bana bırakın, ben hallederim. Bekleyin. Hadi lan, hadi lan. Merhaba beyefendiler. Arkadaşlarla konuştum da az önce. Ufak bir sıkıntı olmuş sanırım aranızda. Sorun nedir acaba? Geç lan yerine lavuk. Aa, lavuk mu? Ne kadar da saçma bir laf değil mi ama evet. Sizin gibi bir beyefendiye yakışıyor mu değil mi? Ne diyorsun lan sen? Dallama. Dallama mı? He. Ama çok kalbimi kırıyorsunuz. Yani şu birlik beraberliğe ihtiyacımız olan şu günlerde hiç olacak iş mi şimdi bu? Ne günlerde? Birlik beraberliğe ihtiyacımız olan şu günlerde değil mi? Hay Allah. Seyredin lan seni tırtıl. Tırtıl mı? He. Tırtıl mı? He. İşte bana bunu demeyecektiniz. Bana bunu demeyecektiniz. Bittiniz lan siz. Bittiniz oğlum. Oğlum sizi var ya. Asıl şimdi bittiniz lan siz. Benim adım var ya Pitbull Seko lan. Biz bunlara ne yapalım biliyor musunuz? Biz bunlara böyle dünyanın hiçbir yerinde görünmemiş bir şekilde mahallede ama hep birlikte şey yapalım. İlla bir şey mi yapmamız gerekiyor ya? Ne oldu? But yemiş bülbüle döndünüz. But mu? Ula zenginin örneğine bak. İçinde et var ha. Proteinli örnek veriyor ha. Oğlum biz demirden korksak trene binmezdik. Ben bir süre binmesem de olur aslında. Arkadaşlar silahla şaka olmaz. Hepiniz arkama geçin. Abi güzel söyledin de ben bunun işe yarayacağını pek zannetmiyorum. Ne oluyor burada? Oh, vallahi gözümüz balkonlarda kaldı. Ay Tunç ne yapıyorsun sen? Seni almaya geldim Pelin. Böyle mi almaya geldin? Silah zoruyla mı? Yok, bunlar oyuncak ya. Ha, oyuncak mı? Oyuncak mı? Aa, bunu demeyecektik sanırım. Delikanlının %90'ı neydi koçum? Mik mik. Gelin abi. Gelin buraya. Pelin. Gökhan,
Ya istemiyorum diyorum seni. Sen laftan anlamıyor musun acaba? Yok, ben genelde dayak. Tekme olur, tokat olur. Tekme tokat olur. Uçan tekme olur. Bak, o dediklerinden olur ama bizden olmaz. Ya 86 kere aramışsın. Sende hiç gurur yok mu be adam? Gurur mu? Aşkta gurur aramak, çamaşır makinesinde çorabın tekini aramakla aynı şey. Anladın mı? Bana boşuna arsız Gök ödemiyorlar. Yarsız Gökhan olmasın o. Ya sen zaten bu lafları sen nereden öğreniyorsun? Sen kamyon arkalarına falan mı bakıyorsun? Sosyal medya. Bir laf daha var, söyleyeyim mi? Söyle. Unuttum ya. Bak, bir daha beni aramıyorsun, tamam mı? Sakın arama beni. Serseri. Abi. He abi. Azıcık daha fuleli koşsaydık arabayı yakalardık bence. Fuleli mi? Bu bacaklarla mı lan he? Bu bacaklarla mı? Oğlum Reco, ulan arabaya kafa atmak nedir lan? Arabaya niye kafa atıyorsun oğlum sen? Ben niye sizinle gaza geliyorum ki? Ulan ben kendi halimde bir esnafım. Sele zeytin satıyorum lan ben. Top satıyorum oğlum ben. Bu nasıl bir aksiyon ya? Aksiyon? Sen ne yaptın lan? Konuştun mu kızla? Yok abi ya. Aradığım Pelin'e ulaşılamıyor. Bizim hikayemiz mutlu sonla bitmiyor. Romeo ve Juliet gibi. O hep yukarıda, ben aşağıda. Senle benim hikayeme benziyor ha. Tabureye getir lan şuraya. Gökhan gel gel gel. Çom. Şimdi iyi dinle beni. İnsan insana aşık olmaz. İnsan aşka aşık olur. Hem merak etme lan. Gün gelecek sen de seni seveni seveceksin. Diyeceğim ama hiç sanmıyorum. Oğlum, o balkon güzeli, sense bir sokak serserisin. Bu yani. Ne yapalım abi? Çaresiz katlanacağız o zaman. Reis, beni bir çaldırsana. Telefonum düşmüş. Gidip al gelin mi? Ben çaldırma, arıyorum. Ben açayım. Ben çaldırıyorum. İstanbul 2019. BKM Mutfak. Derdimi kimse bilmiyor anne. Kalbimde hep bir acı. Yeter artık, bu ne be? Sokaklar zalim, soğuk ve sessiz. Yaralıdır kalbim. Always sensiz. Ne yapıyorsunuz lan siz? Bu çok yersiz oldu değil mi? Ver ver. Oğlum rap güzel de sen asıl bunu dinle. Çare gelmez.